Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Siz değerli izleyicilerimiz için her hafta farklı bir konuk ve farklı bir branşta ekranlarınızda olacağız. Bugünkü konuğum dermatoloji doktorumuz, uzman doktor Deniz Öztürk Kara. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar hoş efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilikler versin hocam. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben dermatoloji uzmanı olarak görevi yapmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır dermatoloji uzmanı Hı -hı. olarak çalışıyorum. 3 yıldır da Özel İnova Aksaray Hastanesi'nde çalışmaktayım. Aksaraylıyım, Aksaray doğumluyum ve burada yaşıyorum. Maşallah hocam gerçekten işinizde de başarılı bir doktorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızdan da aldığımız tepkiler doğrusunda gerçekten sizi tercih ediyorlar ve çok seviyorlar. Bizi teşekkür tercih ederim. edip konuk olarak davet ettiğimizde kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün sizlerle malum yaz aylarındayız. Havalar sıcak ve vatandaşlarımızın ortak bir noktası var. Güneş bizleri etkiliyor ve lekelerimiz oluşuyor. İsterseniz leke nedir? Güneşten lekeler oluşmaması için nasıl korunuruz? Onları konuşalım. Tabii ki. Leke bir hastalıktır aslında. Kronik bir hastalıktır leke. Hı hı. Leke deriye renk veren melanin dediğimiz hücrelerimiz var. O bu hücrelerin çoğalmasıyla oluşan bir hastalık lekeler iki tipe göre ayrılıyor. Yüzeysel leke ya da derin lekeler diye ikiye ayrılıyor. Hı hı. ve ilk önce lekeyi tespit etmek için bizim bazı aletlere ihtiyacımız var. Dermatoskopi, vut lambası gibi aletlerle tanı koyuyoruz. İlk önce leke geldiğinde hastamız acaba bu leke doğumsal bir leke mi, sonradan oluşan bir leke mi? Onu ayırt etmemiz gerekiyor. Sonrasında da lekenin yüzeysel ya da derin leke olup olmadığına bakıyoruz. Ama leke bir hastalıktır. Tedavisi de kişiye göre olmalıdır. Peki le leke tedavisinde neler yapıyorsunuz? Nasıl uyguluyorsunuz tedavi için efendim? Leke tedavisinde birçok tedavi algoritmamız var. Hı -hı. Dediğim gibi leke bir hastalık, kronik bir hastalık, aynı şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi bir hastalık aslında. Kişiye özel olmasının sebebi de herkesin cilt yapısı farklı, deri Hı -hı. tipi farklı Uyguladığı tedaviler farklı, belki hormonal nedenlerle oluşan lekeler var, ilaçların yaptığı lekeler Hı -hı. var ya da yaşa bağlı oluşan lekeler var. Evet. O yüzden e, lekede tek bir tedavi maalesef mümkün değil. Deri tipine göre olması gerekiyor, hastalığa göre olması gerekiyor. Öncesinde mutlaka muayene yapmak gerekiyor. Klinizde de tedaviler uyguluyorsunuz ve leke tedavisinde e, son teknikler neler, hangi teknikleri uyguluyorsunuz efendim? E, biz bu sene oldukça fazla tedavi yaptık lekeyi için. Ee, ...özellikle bizim cihazlarımız destekli tedaviler hı hı. yaptık. Bunlar lazer tedavileri. Hem e, derideki renk hücrelerini parçayan, parçalayan leke tedavilerimiz var. Hem de cildimizi soyan bazı leke tedavilerimiz hı hı. var. Ee, bunlar hem lazer bazda olduğu gibi lazerin yanında kombine yaptığımız tedaviler de var. PRP gibi yani PRP gibi cilde onaran tedaviler Mezoterapi gibi lekeyi açan tedaviler hı hı. bazen sadece krem bile verip gönderdiğimiz oluyor. Eğer hastanın lekesi yüzeysel ise ona sadece krem yetebiliyor ya da kimyasal peeling dediğimiz soyucu ajanlarla soymak yetebiliyor. Ama leke derinse o zaman gerçekten işimiz zor oluyor. Çoklu tedaviler yapmak gerekiyor. Kişiye hı hı. özel kombine tedavi vermek gerekiyor. Lazer tedavisi, krem tedavisi, PRP, mezoterapi gibi tedaviler. Bazen bunlarla çözüm de alamayabiliyoruz. O zaman en son çare kozmelen ya da dermamelen gibi enzimatik peeling tedavileri oluyor. Nasıl ekiler kişiye özelse uyguladığımız tedavilerde kişiye özel oluyorlar. Kesinlikle. Ve bu dönem güneşten korunmak çok hı hı. önemli. Hastalarımızla bu dönemde yapacağımız tedavi, tedaviden önce güneşten korunmayı anlatmamız gerekiyor. İşte dışarı çıkmadan yarım saat önce güneşten korunmamız gerektiğini ve güneş koruyucu kremlerimizi sabah öğlen ikindi gibi periyotlarda sürmemiz gerektiğini anlatmamız lazım. Uygun bir mevsim var mı hocam tedavilerimiz için? Aslında leke de her mevsim tedavi uygulanabiliyor. Az Sohbetin başında da yaptığım gibi leke de eğer yüzeyselse yaz mevsimi bile hı hı. yapabiliyoruz. Çünkü kimyasal soyma yöntemleri yazın bile yapılabiliyor. Hı hı. Yüzeysel lekeleri kremle de soyabiliyoruz. Ama leke derinse kesinlikle yazın tedavi etmeyiz. Yani o lekeyi kış ya da ya da sonbahar dönemine aktarırız. Sonbahar döneminde ya da kış tedavisi yaparız. Peki hastalarınızda en çok hangi dönemde ile karşılaştıklarını söylüyorlar size geliyorlar hocam? Ee, tabii ki yaz döneminde lekelerimiz artıyor. Aslında leke birdenbire oluşmuyor. Lekenin oluşması için bir zaman geçiyor. Biz onu çok fark edemiyoruz. Ben de mesela dermatolojiden önce çok düzenli güneş koruyucu kullanan biri değildim. Kendim dermatolojiye girdikten sonra güneşin önemini anladım. Ve lekelerim, bazı lekelerim ne yazık ki dermatoloji doktorluğuna başlamadan önce olmuştu. Ama tabii kendim tedavi ettim bu lekeleri. Hı hı. Ama önemli olan lekeyi oluşmadan tedavi etmek. Yani lekeyi baskılamak. O yüzden öncelikle mutlaka güneşten korunmamız Güneşi gerekiyor. Lazım. En önemlisi o diyorsunuz. Evet. Peki doğru teşhisi nasıl koyabiliriz? Bu konuda mutlaka bir uzman hekimi kontrolünde olmamız gerekiyor. Bir dermatolog kontrolünde olmamız <laughs> gerekiyor. Sohbetin başında da söylediğim gibi aslında leke bir kronik hastalık. Yani bu hastalık bir ömür boyu aslında. Bazen lekeler baskılanıyor, lekeyi tedavi ediyoruz ama 3 gün sonra bir bakıyoruz hasta tekrar lekelenip geliyor. O yüzden e, leke tedavisini bir uzman hekim kontrolünde yapmamız gerekiyor. E, çünkü lekenin yüzeyde mi, derinde mi, derinin hangi tabakasında olduğunu muayene ile yapıyoruz. Dermatoskopi muayenemiz var, Wood lambamız var. Bunlar bize tanı koymada yardımcı oluyor. Yardımcı oluyorlar evet efendim. Ve derinin tipi nasıl? Hastanın yüzü acaba cilt kalitesi nasıl? Bazı insanlar çok hassas derili oluyor. Bazen eee esmer tenli kişilerde bile de, e, lekelenmeler olabiliyor. Öncesinde mutlaka hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Hangi lekelere hangi tedavileri uyguladığımızı tekrar söyleyebilir misiniz hocam seyircilerimiz için? Tabii ki. Yüzeysel lekelerde Dediğim gibi krem tedavisi işe yarayabiliyor. Bazen kimyasal soyma yöntemleri işe yarayabiliyor. Ama derin lekelerde mutlaka lazer tedavileri gerekiyor. Kombine tedaviler, lazerin yanında PRP gibi, mezoterapi gibi tedaviler gerekiyor. En son e, tedavi basamağımızda şu anda kliniğimizde uyguladığımız kozmelan, dermamelan gibi enzimatik peeling tedavileri oluyor. Sadece lazer uygulaması yapmıyoruz. Yok, bazen Bazen sadece krem ve ağızdan aldığımız ilaçlar da olabiliyor. Çok basit lekeyi, tedavisi ba olabiliyor. Evet lekeyi baskılayabilen ilaç tedavileri oluyor. Hı -hı. Onları bile verip hastalarımızı gönderdiğimiz oluyor. Peki neden kişiye özel olmalı hocam? Ee, çünkü milyonlarca e, insan var dünyada. Herkesin cilt yapısı farklı. Herkesin kendine ait bir genetik kodlanması var. Ee, anne karnında ikiz çocuklarda bile benim bir tane kız kardeşim var. ikiz kız kardeşim. Genetik yapımız bizim bile aynı değil. Yani onun deri hassasiyetiyle benim deri hassasiyetim aynı değil. Farklılıklar evet. gösterebiliyor. Ve lekede bazen damarsal problemler de eşlik ediyor. Lekede damarsal problemleri dermatoskop muayenesiyle tanı koyuyoruz. Damar varsa bir lekede önce damarı muayene ediyoruz. Damarı tedavi ediyoruz. Sonra leke tedavisine başlıyoruz. O yüzden bizim dermatolog olarak da uzman doktor olarak da en çok zorlandığımız tedavi aslında leke tedavisi. Kişiye özel. Ve tam bir standart tedavisi yok. Herkese göre tedavi algoritması değişiyor. Bazen aynı hastada birçok tedaviyi de denediğimiz oluyor. Öncesinde e, bilebiliyor muyuz lekelerin oluşacağını? Evet, bilebiliyoruz. Bir hastaya dermatoskop tanısıyla, e, dermatoskop muayenesiyle baktığımız zaman... ...bu hasta birkaç yıl sonra lekelenecek dediğimiz hastalar oluyor. Çünkü... Hastanın güneş aslında güneş hormonal faktörler orada uyarı vermeye başlıyor. Derideki melanin dediğim hücrelerin çoğalmasına neden oluyor. Biz de bunu muayene ile tanı koyabiliyoruz. Tabii ki onun için size lekelenmeden önce gelmemiz gerekiyor. Aynen. <laughs> Peki leke hastalığı kozmetik bir problem oluşturuyor mu? Problem mi hocam? Kesinlikle. Aslında leke hem kozmetik bir problem hem de tıbbi bir problem. Ee, bir bayanın dudağının üzerinde bıyık gibi bir lekenin olması gerçekten bayanları çok özen bir problem. Ya da yüzünde başka bir lekenin olması bayanları ya da erkekleri gerçekten ilgilendiren bir problem. Sadece bayanlar da değil. Kliniğimizde artık erkek hastalarımız evet. da çok fazla. Çünkü güneş artık çok daha fazla hasar veriyor eskisine göre. Eskiden belki insanlar bu kadar bilinçli değildi, bu kadar korunmuyordu, ama bu kadar lekesi de yoktu. Şimdi bilinç oranımız yüksek, ama güneş, güneşin yaptığı hasar daha fazla olmaya başladı. Daha fazla, oluyor. daha fazla kafamıza takıyoruz ve sizlere başvuruyoruz. Evet. Peki her dönemde insanın zorlukları vardır, stresli zamanları vardır. Ben merak ediyorum acaba streslendiğimiz zaman yüzümüzde ya da farklı bölgemizde lekeler ulaşabiliyor mu hocam? oluşabiliyor. Aslında direkt stres leke yapmıyor. Stres bazı hastalıkları tetikleyebiliyor. Egzama gibi, sedef gibi bazı Hı -hı. hastalıklar strese tetiklenebiliyor. Bunlar sonrasında da leke oluşabiliyor. O yüzden stres de bazı lekeleri tetikleyebiliyor. Onun için rahat yaşam, stresten uzak durmak gerekiyor. Evet. <laughs> Peki hocam seyircilerimiz için neler söylemek istersiniz? Lekelerden uzak olsunlar yaz aylarında bunlara dikkat edelim. Dikkat ederseniz lekeler olmaz dediğiniz neler var efendim? Öncelikle lekelenmeye müsait kişiler yani cilt tipi, deri tipi lekeye uygun insanlar... Mutlaka çok iyi bir güneşten koruyucu kullanması gerekiyor. Dermatolog önerisiyle ya da bir uzman doktor önerisiyle kullanmak gerekiyor. Sonrasında C vitamini serumlar öneriyorum ben ya da leke açıcı serumlar öneriyorum. Bunları düzenli olarak yaz boyu kullanmak gerekiyor. Kışın da devam etmek gerekiyor. Çünkü biz yaşlanan bir organizmayız. Derimizin kalitesi yaş aldıkça azalıyor. Eğer deri kalitemiz iyi olursa lekelenme de azalıyor. O yüzden güneş koruyucu artı bakım kremleriyle Derimize bir ömür boyu bakmamız gerekiyor. Sadece yaşlanmayla leke oluşmuyor. Genç yaşlarda da başımıza Kesinlikle. gelebiliyor. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimiz için? Leke kronik bir hastalık. Onu unutmamak gerekiyor. Ümitsizliğe de kapılmamak gerekiyor. Mutlaka doğru ellerde, doğru bakımlarla tedavi edilen bir hastalık. İlk önce güneşten korunmamız gerekiyor. Sonra leke açıcı kremleri leke hastalarımızın uzun süre kullanması gerekiyor. Ve bir dermatolog eşliğinde de tedavisine devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz güzel bilgiler için. Seyircilerimiz için de çok güzel bilgiler aktardınız. Efendim bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her hafta farklı bir branşı, farklı bir konukla anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.